Herkese merhaba. Ya da iyi akşamlar. İkisi birden de olabilir. Yeni ve Burak Avrupa'da bile ona hoş geldiniz arkadaşlar. Uzun zamandır video çekmemiştim. Bunun sebebi ise yazlığa geldiğim için böyle biraz keyif çatmayı tercih ettim. Ama bugün güzel bir gün geçirdik. Hem bunun için hem de şöyle size birazcık da benim kaldığım yeri tanıtmak için bir video çekeyim istedim. Şimdi arkadaşlar burası bizim yazlığımız. Bu arkada gördüğünüz ev bizim. Şuradan görüyorsunuz kameradan. Ondan sonra. Ben şimdi zaten kamerayı çevireceğim. Daha net bir şekilde göreceksiniz. Bu eskiden önümüzden dar bir yol geçiyordu. Bu yolu genişlettiler. Bayağı büyük bir yol haline geldi. Dolayısıyla hızlı bir şekilde arabalar gelip geçiyor. Onun arkasında denizimiz var arkadaşlar. Onu da şimdi göstereceğim size. İsterseniz şöyle Burak Avrupa'nın yaşadığı yazlık evi ufaktan bir gezelim arkadaşlar. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bahçe kapısının girişinden, burası ister garaj kapısı olarak kullanabilirsiniz, ister bahçe kapısı olarak kullanabilirsiniz, ne isterseniz kullanabilirsiniz. Hemen böyle önümüzde denizimiz var arkadaşlar, görüyorsunuz. İşte bu yol daha dar bir yoldu, güzel bir plaj vardı. Bu yol çalışması esnasında bizim plajı da sağ olsun belediye içine etti plajımızın. Yani plaj kalmadı burada, mahvettiler. Ama yine denize girilebiliyor, sıkıntı yok yani, girebiliyorsunuz. Böyle burada bahçemizde güllerimiz var. Burada bu şekilde bahçemiz böyle arkadaşlar. Buradan dönüyoruz. Aha da bizim teras. Yani kısaca terasta oturduğunuz zaman rakınızı içerken denizi rahatlıkla seyredebiliyorsunuz. Böyle şuradan başlıyorum. Burada zeytin ağacımız var. Burada çeşitli meyve ağaçları var. Babam meyve ağaçlarını çok sevdiği için bol miktarda meyve ağacı dikiyor. Bu şeftali bu sene nedense kurtlanmış. Sebebi bilinmiyor. Çok iyi şeftali vermesine rağmen dökülmüş. Aha burada ceviz ağacı var. Bu sene fazla vermemiş ceviz. Üstünde var ama şöyle göstereyim. Şuradan geçeyim. Şöyle. Şurada. Yani güzel aslında iri ceviz veriyor ama şey. Zeytinlerde de bu sene bir acayiplik var. Zeytinlerimiz böyle aslında çok bol olurdu, bereketli olurdu ama bu sene nedense hem yamuk yumuk böyle hafif çürük gibi böyle şey bir garip yani hastalıklı gibi hem de az, çok az miktarda. O yüzden hani bunlar zaten bırakacağız, bunlar dökülecek artık, bunlar bir şey olmaz bunlardan. Ya da içinden çok seçip toplamak lazım, uğraşmak lazım. Efendim burada bir kayısı ağacımız var. Bu da fena vermemiş ama kayısı mevsimi bittiği için bu erik ağacı yıkılacak derecede vermiş. Kasalar doğrusu erik toplamış babamlar. Vermişler işte. Bu şekilde burada gene bir şeftali ağacımız var. Buradan devam ediyoruz. Gene bir kayısı ağacı var. Armut ağacımız var. Armutumuzun üzerinde iki tane armut kalmış. İki tanesini biri yemiş. Üstünde dört tane armut vardı. Küçük bir incir ağacımız var. Burada bol miktarda mangallık odunumuz var efendim. Su deposu ve incir ağacımız. Yani işte burası biraz toparlanması lazım. Son çalışmalardan sonra biraz dağlık kaldı buralar. Toparlanması gerekiyor. İşte bu da bizim garaj. İki tane araba duruyor içinde. Bu şekilde. Etrafta bol miktarda kedi, köpek ve benzeri şeyler olduğu için böyle mamalar, kemikler falan olması normal. Bizim kedimiz, köpeğimiz bol. Evet, mangalı da yaktık. Daha doğrusu babam yaktı. Aynen, üzümleri de gösterelim. Evet, bunlar da bizim üzümlerimiz. Böyle gayet güzel. Bunlar tabii daha tam olmadılar. Biraz daha olması gerekiyor. Hafif tatlandılar ama şöyle bir tane test yapalım. Ağzımıza atalım bir tane. Bakalım nasıl oluyormuş. Güzel. Evet, sizi tanıştırayım. Bu bizim ihtiyar kızımız Zeynep. Zeyna bir tanedir. Yıllardan beri bizim bahçemizdedir. Çok akıllıdır. Sizinle her yere gider. Sizin peşinizden de gerisin geri gelir. Ölümüne bu bahçeyi korur. Gelen giden misafiri herkesi çok iyi tanır. Tanımadığını da içeri almaz. Böyle çok akıllı, çok tatlı. Dünya güzeli bir köpektir. Çok akıllıdır. Değil mi kızım? Zeyna kızım. 17 yaşında. Ama hala canla dişine takıp ölümü pahasına olsa burayı korur. Böyle de güzel bir köpektir. İşte böyle. Ha doğru. Siyah çekirdeksiz üzümleri de gösterelim arkadaşlarımıza.
Efendim, şimdi burada bir bahçemiz daha var bizim. Buradan gelelim. Şöyle. Burada limon ağacımız var. Şöyle görüyorsunuz. Gayet güzel, tombik tombik. Üstü limon dolu zaten ağacın. Görüyorsunuz. İki tane limon ağacımız var. Vallahi bu yeni dünya mıydı? Bu ne ağacıydı bilmiyorum ben de. İşte bir şey ağacıydı ya. Ondan sonra şu var. Bu da bir şey ağacı. Ha, üstünde meyveler bunu çürümüş ya. Ne ağacıysa. Bilemedim bunları. Ya bunlardan bir tanesi avokado. Bir tanesi yeni dünya. Herhalde bu yeni dünya tahmin ediyorum. Şu da avokado zannedersem. Öyle tahmin ediyorum. Yine burada bir incir ağacımız var. Üzüm asmalarımız burada. Bu üzümün özelliği siyah çekirdeksiz üzüm. Yani şöyle göstereceğim hemen size şuradan. Böyle bildiğiniz normal sarı çekirdeksiz üzümün siyah versiyonu. Şöyle. Siyah çekirdeksiz üzüm. Çok güzel, çok lezzetli. Yani ender bulunan bir üzüm cinsi. Öyle her zaman bulamazsınız. Evet. Burada yine bir armut ağacı zannedersem bu da. Ya ben öyle çok ağaçların tipine bakıp böyle tanıyan kişi değilim. Yani bu biraz şeyde konuda hafif bilgim eksiktir. Ha işte bildiğim kadarıyla, bahçeyi tanıyıp bildiğim kadarıyla. Her sene bir şeyler değişiyor burada. Babam bir şeyler ekiyor, bir şeyler çıkarıyor falan filan. Durum böyle yani. Şimdi birazdan etleri mangala atacağız. Rakıları koyacağız. Deniz manzarasının karşısında hüpleteceğiz, hüpleteceğiz. Yapacağız bir şeyler yani. Evet, şimdi mangal zamanı arkadaşlar. Tamam mı? Artık etleri hazırladık. Mangal yandı. Tamam. Aynen atıyoruz. Burada nelerimiz var? Kuzu şiş, pirzola, köfte ve tavuk göğsünden hazırlanmış şişlerimiz var. Ben şimdi kameraman arkadaşımıza, yani oğluma devrediyorum. Bundan sonra görüntüleri o kaydedecek. Hadi bakalım kameraman. Top sende. Usta iş başında. Mangala atsın bakalım etleri. Zolalarla başlayalım. Aynen. Almanya iyi güzeldi arkadaşlar. Şu manzara yok işte. Yani şunu yaşayamazsınız. Mümkün değil. Bunu nerede yaşayacaksınız? Böyle. Biberlerimizi atalım. Bunlar da bir yandan pişe dursunlar. Sıkıştıralım biraz. Hemen oradan kuzu şişlere geçiş yapalım. Böyle. Evet, şimdi etleri bırakalım bir kenara. Sizleri ailemle yavaş yavaş tanıştırma zamanı geldi. Kız kardeşim Çiğdem. Arkada babam var. Ondan sonra burada bizim, bu da ben dayısı oldum. Dayı olduk. Dayı. Dayı yeğen. Bu da bizim atamız. Ata Altay. Değil mi ata? Hanimiş? Hadi bakayım. Çak. Bu da bizim ata Altay'ımız. Mesele öyle olmak değil yeğen. Mesele nedir mesele? Bizimkiler içeride harıl harıl dedikodu yapıyorlar. Anlatıyorlar, bir şeyler tartışıyorlar içeride. İşte rakımız da geldi masaya. Şimdi efendim, etler pişe dursun. Şimdi biz öyle şu manzarayı nerede bulacaksın Almanya'da? Bulabilir misin baba bu manzarayı? Yok. Mümkün değil. Yani şöyle oturdun, arkanda şöyle deniz, manzara, işte yemeğin önünde. Mangal yanıyor, işte etler, ondan sonra ne bileyim, rakı. Etler, sütler, aslan sütleri. Yani şu güzel manzarayı, şu şey, nefis havayı bir daha nerede bulacaksın? İşte biz de o yüzden mümkün olduğunca, elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. Ben kameramana devrediyorum, kameraman çekime devam etsin. Aslan kameraman, yakala bakalım. Etleri bir döndürelim. Şimdi tavuk şişlerimizden de atalım. Acıktım ben ya. Biliyorum aşkım. Köfteleri de atacağım şimdi hemen.
Hiç merak etme. Bunların yanına başka bir şey var mı? İçeride muhakkak babaannen hazırlamıştır. Muhakkak öyle pomfrit falan. Vardır. Hepsini yapmışlardır. Ne var mı? Pomfrit falan. Pomfrit ne ya? Patates kızartması. Yok, yapmamışlar. Efendim. Etlerimizi kızarttık, mangalımızı bitirdik. Artık oturup afiyetle yeme vakti geldi. Hadi bakalım. Hadi. Sağ olun babacığım. Sağ olun yavrum. Afiyet olsun. Bu kadeh sizin şerefinize, emmi oğulları. Ata. 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 Evet. Böyle güzel. Allah hani. Kedi. Keyifli bir sofra. Aileyle beraber. Baba. Aşağıdaki kedi bana. Şöyle de manzarayla birleşince muhteşem güzellikler ortaya çıkıyor. Hadi bakalım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kediye kovayım mı? Hoşça kalın.